kızımını korkutup, seni öldüremem deyip, şu işlerini kıvıtırıp da. Hiç kandaydı da, hiç narsa kılalmayasız, kulunuzdan hiç narsa kilmeydi dedi benge, bakırıp. Kızlar amallab turmuşka çıkıp gidiyordu ki, sen bir ilacını kılasan da, deyip aytıp da o kişi. Kaysa işke borsam, ola hama işke yapıp geliyordu. Baba turmuşka bir olmayasız ki, nima kılasız olardı kıynar dedi benge. Uyda bugün onu iç kiyimler yırtılıp gitken, nima için dedi kızdan spirma çıkıp da dedi, oğul boladan dedi, biyolojik ekspertize kıldırmadınlar dedi. İyi bunu ağırlar kızma, kayge var ama. Ben şartladım hakikat izler. Çare kürşeyizdi sizden yine bir bar sorup kalamam. Assalamu aleyküm, prezidentimiz. Şevket Miramanoviç Mirziyev. Ben Samarkand oblasi Narpay tumani. Qo'shtepa qishlog'i Bo'stan mahallasida yashovchi. Nabriyeva Gulshoda tomonidan. Hamidova Dildora qizim ikkinchi guruh nogironi. 22 yıl, 2 yanvar günü kızım, öde hiç kim yok baydı. İki amının oğlu Şanazar Şirzat tamamından. Ah şeyler de zorlanıyor. Ne madde ya. Benim kızımın başına ağır musibet çıktı. Bunu sözler bir iş için benim için de hem ağır. Halatga tushdim. Mening 3 nafar farzandim bor. 2 o'g'lim va 1 ojiz qizim. Hey. Jiyanim 2 yanvar kuni bizni abitda uyga mehmondorchilikka olib ketib, mendan uyda hech kim yo'qligini bilib, bizni uyga yetib mehmondorchilikka qo'yib qaytib kelib, qizimni zo'rlab şu halatga keltirib ketdi. Men haqiqat qurboniman. Men ojiza ayolni ham eshitadigan joy bormikan? Kechqurun uyga qaytib kelib, qizim ham bo'lgan voqeani so'zlab berdi. Va men onamni va ukamni farzand bilan uyga chaqirdim. Ular sen o'zing qizing shunaqa deb hammasi qizimga yopishib ketdi. Sen o'zing avvaldan shunday ish qilading, endi men o'g'limga tuhmat qilyapsan deb kelinim baqirib qizimni stress holatga tushirdi. Qizim qattiq stressga tushgan endi o'sha payti. Ular keyin rayon ekspertizasiga olib boramiz dedi. Kechasi 11 da keyin Narpay tuman ichki ishlar xodimiga keldik va ariza tashladim. Bizni bu yerga tergovchi Abdullayev Ildor degan qabul qildi va qizimdan tergov ishlari olib bordi. Abdullayev Ildor qizimning ojizligidan foydalanib, qizim gapirilgan so'zlarni yozmay o'zicha boshqa narsalarni yozib yuborgan. Va bizga 3-chi kuni ertalab uyga borib rasmga hamma narsani bo'lgan holatni ko'zdan kechiramiz. Isbot dalillarni olib kelamiz dedi va ekspertizaga yo'llanma berdi bizga. 3-chi kuni soat 11:00 da Abdullayev Ildor boshchiligida borib, ham bo'lgan voqeani ko'rdi, hamma narsani rasmga tushirib keldi. Ikkita xolis hamsi ham boshchiligida. Va keyin biz Samarqand ekspertizasiga olib ketdik qizimni. 3 yanvar kuni ekspertiza Samarqand viloyatida ekspertiza qilindi qizim. Va u yerda o'zini xohishiga ko'ra rasmga tushdi, bo'lgan voqealarni aytib berdi. 5 kuni qon tahliliga kelasiz deb bizni qaytardi yana. 5 kuni yana qaytib bordik, biz qon tahlilini topshirdik. Shundan biz tergovchiga qaytib kelib aytdik. Ekspertiza xulosasi chiqsa keyin qonun doirasida ish olib boraman dedi. 6 yanvar kuni qizim qattiq siqilish natijasida Narpay tuman kasalxonasiga skoriyada olib keldik. Bu yerda klinik bukul dori darmon qildi va joy yo'qligi uchun biz uyga qaytarib ketdik. Aradan 2 kun o'tib
9-cı günü yana giz yardım bilen kızımını nörologiya bölümüne alıp geldik. Narpay tuman kasalxonasiga ve hocayınım ikkalasini. 5 gün kızım nörologiya boyunca davolandı şirde. Hocayınım yürek boyunca ikkalasi ham yotib davolandı şirde. Keyin yana telefon qildim tergovchi, hali xulosaning javobi chiqqani yo'q. Chiqsa keyin gaplashamiz dedi. Aradan kunlar o'tdi. Kızım qattiq siqilaverdi. O'zgarish bo'lmadi. Biz 17 yanvar kuni telefon qildi. Men Samarqandga ketyapman, xulosani olib kelaman, kelasizlar deb. Hay dedik, 18-ci günü geldim, kabul kılmadı. 19-ci günü geldim, kabul kılmadı. 20-ci günü kirdik, tergovchi Abdullayev Eldarni oldiga. Biz bilen, avval kızım bilen sohbat kıldı. Keyin men bilen azraq gaplashdi. Abet bo'lib qoldi, men abetga ketaman deb chiqib ketdi. Men undan talab qildim. Meni haqqim bor ekan, ekspertizani xulosasi nusxa ber bizga dedim, bizga bermadi. Nima bo'lgan voqeani aytib ham bermadi. Nima bo'lgan dedim ham aytib ham bermadi. Keyin menga qayta boshdan kirdim. Qizingiz o'z ish qil kasalligi bo'lsa, baribir turmushga bera olmaysiz-ku, nima qilasiz ularni qiynab dedi menga. Undan oldin qizim bilan suhbat o'tkazganda onangga nima deb aytay seni? Qiz deb aytamanda. Nima uchun o'tib aytasiz? Meni nomusim yo'q-ku, erta turmushga bersa men nima degan odam bo'laman deganda, qizlar amallab turmushga chiqib ketyapti-ku, sen ham bir ilojini qilasan-da deb aytibdi u kishi. Shundan keyin biz hech yerda natija bo'lmagandan keyin rayon prokuraturasiga bordim. U yerda meni prokurorning yordamchisi qabul qildi. Bo'lgan voqeani oldi, hamma narsani kompyuterdan ko'rdi. Oppa, sizning ishingiz yopilib ketgan-ku dedi menga u kishi. Qandayga yopiladi? Hali men Xorazon natijasini ko'rganim yo'q-ku dedi men u kishiga. Keyin o'zini kompyuterdan hamma narsani ochib o'qidi. Bir varaq qizimning xulosasi yozilgan, ikkinchi varaqqa boshqa odamning xulosasini qo'shib bergan, aralashtirib bergan, chalkashtirib. U ham tushunmadi, men ham tushunmadim. Keyin u kishi tergovchining boshlig'iga telefon qildi. U aytdi, "Berma, nima deb gaplashdi endi men bilmadimki. Hay dedi, apani hisobidan bering dedi, o'zi dedi, pulini to'lab dedi. Oladi nusxa dedi. Keyin meni yana qayta jo'natdi. Men yana bordim Narperion ichki ishlar xodimiga. U kishi meni qabul qildi. Shirda dedi, Abdullayev Eldarga aytdi tergovchilarning boshlig'i. Shirda dedi, o'qidi dedi, o'qib ketasiz dedi, bu dokument hech yerga berilmaydi dedi. Bermayman sizga dedi. Men chuqur tushkunlikda edim, o'qidim, lekin nima deganiga uncha tushunmadim men bu holatni. Keyin tergovchining boshlig'iga kirdim. Menga dedim, prokuror dedim, nusxasini olib keling deyapti. Shuni bering menga dedim. Bermayman, qayga borsangiz boravering dedi. Prokurorni oldiga borib baralla baqirib aytavering dedi. Sizga dedi berish mumkin emas dedi. Qizingizning nimasi chiqmayapti. Hech qanday dedi, hech narsa qila olmaysiz, qo'lingizdan hech narsa kelmaydi dedi menga baqirib. Men yana qaytib qizimni olib yana prokuraturaga yana qaytib bordim. Men u yerda yana avval qabul qilgan kishi so'radi, qani ekspertizani xulosasi dedi. Men aytdim, bermadi, berilmaykan menga, nima uchun bermadi dedi. Keyin yana telefonda gaplashdi. Pulni to'laydi apa dedi. Qilib beringlar, ertaga kelasiz dedi. Boring dedim, aytdim, ertaga men bormayman, emlisaxonani eshigini oldida o'tiraverib charchab ketdim dedim. Qizim nogiron bo'lsa dedim, yo'lga yaramayapti dedim. Keyin telefon qilib Abdullayev Eldarni hamma dokumentlarni ekspertiza xulosasini shu yerga olib kelishni talab qildi. Oradan yarim soat o'tib u kishi kelib qoldi. Shu vaqtda ichib yuribdi. Prokuror aytdi, ichganmisan dedi. Ha. Ichgan holda menga prokurorni oldida chiqib turing dedi. Bu kishi bilan gaplashayotgan gapim bor edi. Keyin ustalni jahl qilib qattiq urdimda aytdim, sen chiqib tur, chiqib tur deb dedi, meni shu yerga olib kelding.
Endi aytasan shuni oldi nima gaping bo'lsa? Nimani mendan yashiryapsan sen dedim. Yana gaplashdik. Prokuror keyin unga aytdi. Nima uchun dedi qizdan sperma chiqib turibdi dedi. O'g'il boladan dedi biologik ekspertiza qildirmadinglar dedi. Ha o bola dedi bo'yniga olmadim men qilganim yo'q degani uchun dedi men uni ekspertiza o'tkazmadim dedi. Apa dedi, ay ikinci günü dedi ciyaniniz bir de yok etken Bukhara'da ben de bir azbir yaptık dedi. Bu masa prokurör dedi, beni dedim uyumdan dedi mihman darçlık ekip, onu dedim şarpasını indirip gittim. Keçikini yana getirip koyduk uyumda, özü kaytarıp dedim. Bana şimdi bir azil yan dedi. Şimdi ben ne kadar kayge bu araya bu kız bilen dedim, rüzgarım azirelemen deyip durdu dedim. Kanişine erkekler koymaya dedi. Hocayınım dedim, şu iş bir tamam mısa dedim. Azireşahımız diye oturup dedim. Mi bu nagıran kızım var, kayge bu araya. Keyin menga yo'l-yo'riq ko'rsatdi. Siz dedi advokat yollamasangiz dedi. Hech narsaga tushunmayapsiz, huquqingizni talab qila olmayapsiz, apa dedi. Hay dedim. Men keyin 4-chi kuni, 5-chi kuni ekan. Kecha 23-chi kuni advokat topib o'zim advokat yolladim. O'zimni huquqimni himoya qilish uchun. Advokatim bilan kecha dushanba kuni bordik biz erga. Abdullayev Ildar yo'q ekan. Tergovchilar boshlig'iga kirdik. Davolanyapti, kasal bo'lgan u kishi deb aytdi. Endi natija bo'lmadi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev men haqiqat izlab Toshkentgacha keldim. Qizim ko'zi ojiz. İkinci guruh nogironligidan turmushga chiqqan yo'q edi. Mening hayotim hozir tugash arafasida turibdi. Men qayga boray? Iltimos sizlardan, men haqiqat talabimman. Qaysi eshikka borsam, ular hamma eshikni yopib kelyapti. Men bir oddiy kambag'al bo'lsam, bizni ham eshitadiganlar bormi? Kecha bu ish yopilgandan keyin uyga borsam, qudog'ayim bilan qudam kelib, kelinimni ham olib ketdi. Arada o'g'limning ham qoilasi buzildi. Hozir ikkita oila buzilib ketyapti. Bunday vahshiylarga haqiqat bormi O'zbekistonimizda? Qaysi eshikka borsa meni eshitishni xohlamayapti. Men boshimni qayga urishni bilmay qoldim. Men charchadim haqiqat izlab. Oxiri chidayolmay Toshkentga keldim. Respublika virtual qabulxonasiga keldim. Iltimos menga yordam berishlarini so'rayman. Qizim o'zi ojiz bo'lsa, umri o'zi kasalxonada o'tadi. Men u bola bilan xo'jayinim ajrashsa men qayga boraman? Ota-onamnikiga ham sig'mayman. Onam ikkam bilan birga yashaydi. Meni kim kirgizadi endi? Katta farzandimning ham turmushim deb buzilib o'tibdi. İltimos sizlerden min haqiqat taraftarıman. Menga yordam berishlaringizni qattiq iltimos qilaman sizlerden. Undaylarga qonun yo'qmi? Qizimni qo'rqitib, seni o'ldiraman deb shu ishlarni qilib o'tiribdi. Bo'yniga olmay o'tiribdi qilib. Nima uchun Narpay tumanimizni ichkishlarda? Haqiqat yo'q. Hamma joyda pul bilan yopayapti. Abdullah Ildar bilan tergovchining boshlig'i tili bir. Kirsa menga ikkovining muomalasi boshqacha. Tergov ekspertizadan xulosasi chiqqan uchun seni hamma anolaring bor-ku, nima uchun qo'rqasan deb aytib o'tirgan odamlar xulosadan keyin o'zgarib qoldi birdan. Hamma eshigi yopilib kelyapti. Hozir qizim qattiq stressda, kecha bu Samarqanddan ketgandan keyin men o'zimni o'zim bir narsa qilaman aya deb o'tiribdi. Hamma o'zimni gunohkor qilyapti. Nima meni nogiron qizimga yashashga haqqi yo'qmi bu dunyoda? Sizdan iltimos qilaman prezidentimiz. Shunday iflosliklarga chora ko'rishingizni sizdan yana bir bor so'rab qolaman. Qizimni og'ziga yostiq qoplab o'ldiraman deb qo'rqitib, qizimni ojizligidan foydalanib, qizimni zo'rladi. Va bo'lgan voqeani militsiya xodimlari hamma narsani ko'rib
Bizi aciz kız bilsa, bu kızın nagırganlığından faydalanıp akşilerce şunları kıyken bilsa, onu cazayga tartamız dedi. Ve uyda bugün onu iç kıyımları yırtılıp gitken, hemen arsanı, işletken salfitkelerini hemen arsanı alıp geldi. Ve sen korkma, ispat dalilin var. Bizi kızın bunda bilsa, senden faydalandı o bala. Ne çara görmemiz degen, iç kişiler hadimi, 5-6 gün ötkenden keyin. 180 gradusga o'zgardi. Inga o'xshagan kambag'alni dardini kim eshitadi? Boshimni qayga borib urayman? Bu qanchalik odamgarchilikka to'g'ri keladi? Bu ichki ishlarni qilib turgan ishini kim nazoratga oladi?